Herkese merhaba Futbol Menajer Mobile'de Türk Yüzü münçen kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sezonu 5. sırada bitirmiştik geçtiğimiz sezonu ve üst lige çıkamadık. Bu sezonda Bundesliga 2'de mücadele edeceğiz ve sezon öncesi hazırlıklarımıza başlayalım. Ee, yeni sezona daha geçiş yapmadık. Ee, devam edelim hızlıca yeni sezona geçiş yapalım. Transfer bütçemiz neymiş onu bir öğrenelim. Takımda kalacakları gidecekleri yollayalım. Arada böyle transfer girişiminde bulunabiliriz. Muhammed yöntem mesela boşa çıkmış. O önümüze bildirim olarak geldi ama kadromuza katacak bir oyuncu değil. Olarak görmüyorum. 26 yaşına gelmiş ve gelişimi biraz daha zor. Biraz zor yani. Ondan dolayı kadromuza katmayalım. <laughs> Ali Ülgen 2 ay boyunca forma giyemeyecekmiş. Ee, kiralık oyuncuya satın al diyeceğim ama transfer bütçemiz neymiş şu an bizim? Alamıyoruz. Ali Ülgen'i büyük ihtimal kaybedeceğiz. Eğer yeni sezona geçtiğimizde gitmezse transfer bütçemiz hemen gelirse teklifte bulunuruz ama şu an teklifte bulunamıyoruz. Gökay Güney'in de sözleşmesi fesih edilmiş. Ortalama bir oyuncu bence almaya gerek yok ama bir oyuncuyu gözle diyelim. Hüseyin Bektaş 24 yaşında çok iyi bir profili yok. Gökay Güney'e teklif varmış. Gökay Güney'e teklif var. Hüseyin Recep Gül gitmek istiyor. Recep seni yollarsak abi bir yeni sezona geçelim. Ondan sonra yollayalım ki transfer e, bütçemize faydan olsun. Şimdi ben bu oyuncuyu sattım mı önümüzdeki transfer bütçesine büyük ihtimal fayda etmeyecek. Ondan dolayı yeni sezonda satmam lazım satarsam. Ama Recep Gül'ü de satmaya niyetim yok açık konuşmak gerekirse. Tatunça Espanyol'dan teklif varmış. 2 milyon euro geç. Gümüşkaya'ya 975 bin euro geç. Devam. Sinirli sinirli. Sizin zaten mutlu olduğunuz zaman yok ki abi. Bir maç güzel oynuyorsunuz. Ben memnunum diyorsunuz. İki maç geçiyor. Ondan sonra kulüpte kalmaktan memnun değiliz. İşte e, sinirliyoruz. Bilmem ne. Cert cürt. Evet. Mete Demir'in kiralık sözleşmesi bitmiş. Muzaffer Kocaer'in de aynı şekilde. Onu yine gözlemci listesine alalım. E, Ali Ülgen'i de alamadık. Oyuncu gözlemci listesine alalım yeniden. B Ceren'in kiralık süresi bitmiş. Bizim oyuncumuzdu zaten kiralamıştık. Nasıl bir performans sergilemiş hemen bakalım. 35 maçta 18 gollük bir performans sergilemiş. Yedek kulübesinde oturmasından iyi. İlk 35 maçta mücadele etmiş. Yani Fortuna bütün maçlarında mücadele etmiş. As forveti olmuş. Ama değerini niye 300 bin hala anlamadım. Yükselmemiş. Emre Bilgin. şey Balaban, Berk Balaban'ın yedeği olarak almıştık. Ve sadece iki maçta oynatmışız. O maçlardan da iki gol yemiş falan filan işte. Evet yeni sezonu artık geçiyoruz. Üst lige kim çıkmış ona bir bakalım. Nasıl bakamıyoruz mu? Ha bu neyse işte. ST Pauli ve Nürnberg çıkmış. ST Pauli zaten e, arayı bayağı açmıştı. Devam diyelim. Ve yeni sezonu artık geçtik. Gençler altyapıdan terfi edilmiş. Hepsini göster diyelim. Bunları da kadromuza katalım. Kadromuzu da forma şansı vermesek bile sonrasında satabiliriz. Dinamikleri görüntüle diyoruz. Oyunculardan daha düşük profesyonellik falan filan. De. Ben buna çok bakmıyorum aslında. Açık konuşmak gerekirse. Tavsiye edilen ön bir nasılmış? Bu şekildeymiş. Zaten ben bu şekilde oynuyorum abi. Sadece Uğur Tezeli koydu ya Uğur Tezeli'nin yerinde de büyük ihtimal şey olacak. Ali Ülgen olacaktı ama o gitti. Bu şekilde oynuyoruz zaten. Sadece Halil Sevinc'in sakatlığı vardı. Onun da büyük ihtimal bayağı bir şey düştü. Sezon başlangıcı beklentilerine bakalım. Ligde orta sıralar. Bu sezon abi şampiyonluk beklentimiz olsun. Şampiyonluk olsun artık bu sezon çıkalım inşallah. Geçen sezon öyle bir beklentimiz yoktu ama bu sezonki gösterdiğimiz performansla demek ki kadromuz Bundesliga için yeterli ve şampiyonluk da olabilir. Güzel takviyelerle inşallah bu sezon şampiyonluk. Geçen sezon değildi şampiyonluk hedefimiz ama bu sezon şampiyonluk inşallah. Listeyi görüntüle diyelim. Serbest bazı oyuncular varmış. Yabancı oyuncu katmıyoruz kadromuza. Yine Türk oyuncularla devam ediyoruz. Ee, devam diyelim. Artık teklifler gelirse onları büyük ihtimal satacağım. Devam diyelim. Devam diyelim. Devam diyelim. Bütçemiz de çok fazla yok. Şuradan boştaki oyunculara bakmak istiyorum. Geçen devre arasında baktığımızda şeyi kadromuza kattık. Bedavaya Orkun Kökçü'ye. Ondan dolayı yine oyunculara bakmak istiyorum. Belki bulabiliriz yine öyle bir oyuncu. <laughs> evet burada tanıdığım bir oyuncu yok. 5 sayfalık bir şey var. Var. Soner Aydoğdu falan vardı. 33 yaşında abi. Çok bizim transfer politikamıza göre bir isim değil. Abdülkadir Gül 21 yaşında. Profili iyi değil o kadar. Devam edelim. Ertuğrul Kurtuluş gücü falan iyi de diğer özellikleri yeterli değil Mahmut Tekdemir falan var evet burada bizim transfer politikamıza uygun bir isim yok sona ermesine az kalmış oyuncular varsa onlara sözleşme teklifinde bulunmak istiyorum ee, Muhammed Tepe varmış Yusuf Tunç. Sözleşme önerebiliyoruz Yusuf Tunç'a. Alalım mı? Çok forvetimiz var abi. Yani transfer yapmak için de transfer yapmak istemiyorum. Ondan dolayı Beyç var. Berke var. Malik var. Ondan dolayı Yusuf'a teklifte bulunmayacağım. Ee, Doğukan Efe varmış. Şalke'den. Şalke altyapısından yetişmiş bir oyuncu mu bu? Spartak Moskova. Ankara da başlamış. Sonra da Şalke almış. Spartak Moskova'ya kiralanmış falan filan. Şu an sözleşmesi bitmek üzere. Bence teklif yapılabilecek bir oyuncu. Top sürmesi iyi, pası iyi, şutu kötü, orta yapması kötü. Ee, diğer özellikleri de bayağı iyi. Ben teklifte bulunacağım bu oyuncuya. 1.2 milyon euro istiyor ama bu bir bedelleri verebilecek bir takım değiliz biz şu anlık. Ondan dolayı geri yapalım. Vazgeçelim. Kenan Karaman Beşiktaş'ta oynuyor. Ee, Forvet'e alınabilecek bir oyuncu mu? Ama oyuncu gözde diyor. Teklif yapamıyoruz. Emin Bayram'ın sözleşmesi bitiyormuş. Artık teklifte bulunacağım Emin Bayram'a. Hatta transfer teklifinde de bulunabilirim. 975 71 bin istiyor. 5 yıllık teklifte bulunalım. Ee, şöyle imza parasını arttıralım arttırabildiğimiz kadar. 150 bin. Hadi dur şunu 90 binlerde yapalım da sonradan arttırırız. 520 bin. Yok. Al 140 bin. Bak imza parasını arttırınca nasıl kabul etti. Ama süre 3, 5 yıldan 3 yıla elinde olsun. Emir Bayram için teklifte bulunduk. Eğer kabul olursa, kabul edecek büyük ihtimal zaten. E, devre arasında kadromuza katılacak bir isim. 21 yaşında zaten biliyorsunuzdur Emir Bayram Galatasaray A, A takımında da forma şansı buldu. E, Oyunun ilk başında almak istemedim gerçekçiliği gerekçesiyle. Yani çok gerçekçi olmaz düşüncesiyle ama oyun başlayalı 5-6 sezon oldu. Ve hala e, Galatasaray'ın nasıl oyuncusu olmamış. Bundan dolayı kadromuza katık evet bakıyoruz. Altın Ordu'ya kiralanmış falan STV'ye 23. Abi geçen sezon oynamış ama niye böyle değeri düşük ve sözleşme yenilememiş kasa anlamadım. Emin Bayram'a teklifte bulunduk. Onun dışında forvet var Okan Acar gerek yok. O Alperen Özşahin orta yapma top sürme hız iyi özellikleri geçmiş. Bir nokta Ankara gücünden almışlar oyuncuyu. Yine de gözlemle diyelim. Bir. Sözleşme teklifinde bulunamıyormuşuz ama. Evet. Evet. Bundan sonraki oyunculara çok bakmaya gerek yok. Değeri düşük oyuncular ve çok da bir işe yarayacaklarını düşünmüyorum. Ee, şuradan bir kiralık listesindeki oyunculara bakalım. Türk oyunculara. Ve kadromuza katabiliriz birkaç tane. Şimdi. Samet Onur. Çok. 10.5 on milyon değerli bir oyuncu. Bize gelmez. Büyük ihtimal Gökdeniz ve e Gülhan, Oğuzhan Gün, Rıdvan Yılmaz'ı kiralayabilir miyiz? Abi çok iyi ya. Özellikleri çok iyi. Bakacağım takımında neler yapmış. 7 milyona Valdolite'e gitmiş. Sadece 11 maçta oynamış. 2. sezonda da 6 maçta oynamış. E, bence teklif yapılabilir bir oyuncu. Rıdvan'a bir teklif yapalım. Geçen de yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam ama kabul etmemişti. Aa transfer dönemi açılmamış. Yine de gözlemle diyelim. Rıdvan'a kiralama teklifinde bulunacağız. Emre Bilgin'e yine kiralama teklifinde bulunalım. Berk Bala bana bir şey olur diye. Yunus Akgün 3 milyon euro değeri var. 23 yaşına gelmiş. Bakalım ne yapmış. Evet, Adana Demirspor'da zaten oyun başında kiralık olarak sonradan Galatasaray'da 16 maç, 5 maç bir takıma kiralanmış 13 maç, sonra 7 maç ve bu sezon daha başlamadı. Rotasyon oyuncusu halinde Yunus Akgün. Yunus Akgün'e de teklifte bulunabiliriz. Artık hani oyunun başında bunları gerçekçi bulmuyordum ama oyuna başladı 5-6 sene oldu ve artık bence yapmakta sakınca yok bu transferleri. Evet. Süleyman Cebeci daha önceden kiraladığımız bir oyuncuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ama 10 numaralı sistemde oynamıyoruz. Ondan dolayı düşünmüyorum. Başka bakalım. Taa Altınöz, Doğan Aldemir. Daha bayram. Bilmem ne. Emirhan Seçkin. Evet. Devam diyelim bakalım. Şu transfer dönemi açılsın da ona göre teklifte bulunalım. Doğukan Efe zaten sana para veremedik. İstediğin parayı veremedik. Devam diyelim. Devam diyelim. Devam diyelim. Evet. ile bir hazırlık maçımız olacak büyük ihtimal. Bartu Elmaz'ın kiralık sözleşmesi sona ermiş. Abi... Pas, yaratıcılık falan eyvallah hareketlilik, liderlik, pozisyon alma, dayanıklılık özellikleri baya kötü. Bir orta saha öncesi için dayanıklılık 9 kabul edilebilir bir özellik değil. Bence ondan dolayı teklifte bulunmayacağım. Gözlemci listemiz demiş ama İrfan Can çok çalışın kiralık sözleşmesi bitmiş. Emrah'ın Gedikli'nin, Mehmet Özcan, Nansta. Bu da potansiyel bir oyuncu ama istenen şeyi geliştirmiş Erkan Süer. 10.75 milyon değere ulaşmış. Güzel oyuncu ama bizim sistemimize ters ve kadromuza katamayız büyük ihtimal isteyecek de. Bağ bilgin sözleşme imzalamış bir takımla. Evet serbest bırakmış bazı oyuncuları. O McTominay falan filan var da işte bunlar bir kere istesek bize de gelmez ve maaş bütçemiz yetmez. Bir de yabancı oyuncular. Biz Türk oyunculardan devam. Transfer sezonu açıldı artık. Doğukan İnci. Evet. Alperen Özşahin takıma katılmak üzere serbest statüsünde anlaşmışız. Oğlum biz bu oyuncuyla zaten anlaşmışız lan. Önceden ondan dolayı şey yapamamışız herhalde biz bu oyuncuya. Aynen yani biz bu oyuncuyla önceden şey yapmıştık. Ben buna ondan teklifte bulunamadım o zaman. Evet. Oğuzhan Aydoğan'a teklif var. Kaan Kanak. Malik Batmaz'a teklif var. 2,5 milyon euro. Yok abi Malik Batmaz'a Teklif olsa da ben satmayacağım. Ee, hangi sezondayız? 2024'teyiz abi. Ben Malik Batmaz'ın bir sözleşmesini uzatmak istiyorum da kaç para ister acaba? 250 bin diye. 520 bin verelim. 5 yıl diyelim. Ve imza parasını da arttıralım. Hadi oğlum kabul et. Şunu 100 bine getireyim de sonradan yükseltme şansımız olsun. Yok abi. 130 bin. 5 yıl abi. Kabul etti. İyi iyi. Sözleşmemizi uzattık Malik Batmaz'da. Sözleşme tazeledik. Bu sezon belki patlama yapar. Emin Bayram tamam. O Emin Bayram'ı direkt kadromuza kattık ya. Sözleşmesi bitmiş adamın. Ben devre arasında kadromuza katacağız zannediyordum da geldi. Evet Emin Bayram müthiş transfer oldu. Potansiyelli bir oyuncuydu zaten. Emin Bayram'ı aldık. Güzel transfer. Oyuncu arama dedik şuradan Rıdvan'a bir teklifte bulunalım bakalım. Sol bek için. Şöyle diyelim. Şartları öner diyelim bir. Ne diyorlar? İyi kabul ediyorlar. 70, %70'ini verince de kabul ediyorlardı büyük ihtimal ama. Şey yap, neyse. Biraz fazla verilmiş bir şey olmaz. Rıdvan Yılmaz ı. bir oyuncuya daha teklifte bulunacaktım. Emre Bilgin'i de kiralayacaktık. Evet. Emre Bilgin'i de kiralayalım. Ve devam edelim. Evet Emin Bayram transferi gerçekten iyi oldu bence. Evet transferde hareketli dakikalar. Recep Gül'e şimdi teklif var Eibar'dan. Geçen sezon gösterdiği performans bayağı etkiliydi. Hemen bakalım. 12 gol 3 asist. Ondan önceki sezon 17 gol 3 asist. Abi Recep ben seni kaptırmak istemiyorum kardeşim ya. Ben seninle devam edeceğim. Ben senin yerine Türk oyuncu başka nereden bulacağım? 210 bin sözleşme görüşmek ister mi benle? İstemeyecek kesin bak. Oo. Hadi lan. Hadi sana da verelim. 500 küsür kabul ediyor mu bakalım. Bir nokta. Abi çok para istiyor artık. Ya sana Bundesliga'da olsak bu paraları verebiliriz de bu ligdeyken vermemiz çok zor. Kardeşim. Evet kabul etmedi. Hayal kırıklığı. 2025'te sözleşmesi bitiyor. Abi Recep'i yollayabiliriz ya. Valla sözleşme de uzatmıyor. bedavaya kaptırmak da iyidir. Rıdvan'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Emre Bilgin'i de aynı şekilde. Ee, sol bekte Yusuf Acer verdi. Yusuf Acer'in yerine artık Rıdvan mücadele edecek. Çünkü Rıdvan daha iyi bir futbolcu profiline baktığımız zaman. Yusuf da yedek sol bekimiz oldu. Şimdi sağ bek lazım bize. E, ee, sağ bekte Uğur Tezel var abi. Şimdilik Uğur Tezel'i koyalım. Halil İbrahim Sevinç'in sakatlığı devam ediyor. Şeyi kadromuzu evet. Şimdi B çözelen abi kiralık şeyini alalım. Şu, bu aslanı da alalım. Kiralık tamam. Emin Bayram'ı şimdi artık kurtun yerine monte edelim. Stoper hattına. Onun dışında gümüş kayayı artık ya kiralayalım abi ya satalım ya. Bir, abi şu özelliklere bakar mısın? Orta yapma, top sürme, teknik, hız. Müthiş özellikleri var ama abi adam performans gösteremiyor ya. Şuna bak. 23 maç 2 gol 3 asist. 4 gol 5 asist. Bilmem ne. Abi satmayı düşünüyordum da adam. Adamın özellikleri çok iyi ya. Sat, satmayayım. Ben buna teklifte bulunayım bakalım. Şey kabul etmedi de bu eder mi? 5 yıl. Kusura bakma o kadar para veremem sana. Recep Gül kadar performans sergilemedin çünkü. Bak 244 bine kabul etti. Gümüşkaya'yı yollayacağız diyorduk. Adamla yeniledik. Yine abi özellikleri çok iyi ne yapayım o özellikleri gördükten sonra yollamak istemiyorum yani. Muayir da bir takıma gitmiş. Evet. Yunus Akgün'e Olimpik Marsilya teklifte bulunmuş. Evet şimdi şu kiralık listesindeki oyunculara bir daha bakalım. Evet. Evet. Yunus Akgün'e gerek yok. Recep Gül var orada zaten. Recep Gül var. Can Karataş var. Rahmetullah Berişbek var. Şimdi bize abi sağ lazım. Sağ ve defansif orta sağ lazım. Şuradan defansif orta sağ. Bartu vardı da Bartu bizim için yeterli değil. Ee, Muhammed Sarıkaya var. Hızı iyi, dayanıklılığı, gücü falan normal idare eder ama bir Ali Ülgen değil gerçekten. Ondan dolayı neyse gözlemleyelim bir olmadı yedek olarak kadromuza katarız. Evet. Şuradan e, şu uyruğu Alman değiştir olarak değiştirip Türk Türk uyruklu Alman oyunculara bakmamız lazım. Öyle oyuncu transferi çok yapamadık. Bakalım belki çıkabilir. Bak Turan Çalanoğlu bunlardan birisi onu kadromuza kattık. Onun dışında var mı bakalım. Evet. Abdülkerim Çakar var. Abi çok değişik bir profil ya. 4 özelliği olan da var. 15 özelliği olan e, özelliği olan şeyleri de var. Yetenekleri de var. Şey Şahverdi Çetin. Evet orta sahada iki bölgede de oynayabilen bir oyuncu. Geçmiş diyelim Ankara gücü Frankfurt'ta başladı herhalde şeye oyuna. 2019-2020'den başladı 2020-2021'den başladı neyse Şahverdi olabilir bence 23 yaşında şutu kötü Hareketliliği falan kötü ama hani yedek olarak da olsa oynatılabilecek bir oyuncu. Bakalım bir teklifte bulunalım abi. Transfer fiyat soralım abi biz bu oyuncu için. Bakalım kaç para istiyorlar uygun bir fiyata. Kiralık değil. Oğlum fiyat sor diyorum sana. Transfer teklifinde bulunan bir 80 bin 2.1 milyon lira istiyor yok. Ee, geç, geç, geç. Artık regen oyunculara geçtik herhalde. yok En Sarfem var. Evet şuradan bir de transfer listesindeki Alman oyunculara bakalım. Sinan Gümüş var Fenerbahçe'de ama onun maaşını verecek bütçe yok bizde. Kimmiş bu Osman Atılgan? Forvet, özelliklere bayağı iyi alabilecek bir oyuncu aslında ama bizim var yani forvetimiz ondan dolayı girişimde bulunmayalım. Bir de son olarak şey yapacağım. Ee, şuradan tümü diyelim. Sona ermiş. Oyunculara bakalım. Burada belki bulabiliriz. Burada da Türk oyuncularda olduğu gibi 5 sayfa var. 5 sayfada bir Türk uyruklu bulabilir miyiz? Aykut Soyak var. Fatih Karagümrük'te abi. Gerek yok. Evet. Devam diyoruz. Devam diyoruz. Devam diyoruz. ne? Eintrank, Bravo bilmem ne. Bu hangilik dedi lan bu? Hangi ligdesin oğlum sen? Bundesliga 3. de abi ya. Yok 3. lig benim adamın seviyesi değil. Daha üst lig. Bir 330 bin satın alma opsiyonu koymuş. Karşı maçımız var. Çıkalım maça. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. Evet defansif orta sahada şu an oynayacak adamımız yok. Atakan Keskin'i geçen sezonun hiç forma şansı vermedik. Onu da bir kiralık listesine koyalım. Belki talibi çıkar. Bozdağ'ını alalım o zaman oraya. Şöyle bir orta sahayla oynayabiliriz. Ee, Ensar'ı alalım oyuna. Ensar'a fazla forma şansı veremem ama Ensar da burada oynayamıyormuş. Ensar'ı Recep'in yerine alalım. Karataş'ı alalım buraya. Ve Behç'e de forma şansı verelim kanat forvet rolünde kanat oyuncusu rolünde fırsatçı golcü yaratıcı tamam neyse Evet aynı sistemimizde çıkalım Emin Bayram'ın numarasını değiştirmek istiyorum artık Kurt Kurt'un numarasıyla değiştirdim Rıdvan aynı şekilde kalsın Behiç'in numarasını da değiştirelim 19 yapalım takımı gönder diyelim ve maçımıza başlayalım şuradan hızlandıracağım hemen şeylerini ayarlarını hazırlık maçlarını da öyle yapıyoruz fazla şey harcamayalım. Çok önemli değil çünkü. Geçemiyoruz şeydeki gibi. PC versiyonunda asistana falan atayabiliyorduk ama bunu da atayamıyoruz. Evet. Bu video bu maçı tamamladıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Onu demek isterim arkadaşlar hızlıca videoyu şey yaparız. Yeni sezona da artık fazla bir şey gelmedi, kalmadı. Hızlı hızlı geçtik. Transferde de kadromuza Emin Bayram'ı ve bir sağ kanat oyuncusunu kattık. E, bon servis bedeli ödemeden. Onun dışında Rıdvan Yılmaz'ı kiralık olarak kadromuza kattık. E, geçen sezon Beşiktaş'tan kiraladığımız kaleciyi de aynı şekilde kadromuza kattık. Emin Bayram sakattık yaşadık İnşallah ciddi bir sakatlığı yoktu. Turan Çalanoğlu'nu alalım bu arada bir de oyna. Şimdi bende forvet rotasyonunda Malik, Berke, Behic ve Turan Çalanoğlu var. Bak Turan'ı aldığım gibi gol attı. Aslında Turan gerçekten ne zaman forma şansı versek hakkını veren bir oyuncu. Bak ikinci golünü de attı. Oyuna girdi. Hedlik yapacak belki de. Evet bu dört oyuncudan yani en kötü birisini kiralamamız lazım. Yoksa yedek kulübesinde çürüyecek adamlar. Ben elimden geldiğince geçen sezon öyle yaptım. Behic'i kiraladık. Berke ve Malik değişmeliydi. Turan'a da arada sırada forma şansı verdik. Belki de Turan bu sezon formayı kapacak. Çünkü adama forma şansı verdiğimizde değerlendiriyor. Bu maçta da iki gol atmayı başardı. Evet. Ne kadar sakatlanmış. Bir hafta. Tamam iyi. Şu Halil İbrahim Sevinç de iyileşseydi iyi olacaktı da. Recep Gül gitmek istiyor. Recep gitmek istiyorsun. Tamam. Tamam seni yollayalım. Ama kardeşim sana güzel bir para vermeleri lazım anladın mı? Güzel bir para vermeleri lazım. Sözleşme önerelim son bir kez daha. 416 mı verebiliyoruz artık? Tamam abi bu oyuncuyla bir sözleşmeyi yenileyemeyiz. Bedavayı dolamak istemiyorum. B üzerine S senden teklif var. S sen hangi ligde? Bu da üçüncülük falan. Oha. Amatör lig. Amatör ligden teklif var. Yok abi manyak mısınız ya? Turan Çalanoğlu Atakan Keskin'e de aynı yerden teklif var. Bir de 85 bin euro satın alma opsiyonu koyuyorlar. Oğlum siz beni enayi mi sandınız lan? Turan Çalanoğlu'nu da kiralık listesinde aynı şekilde. Ee, neyse geri kalanını artık önümüzdeki videoda şey yaparız. Çekeriz. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Kariyerin devamında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.